Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Ukrayna heyetinin bayraklı protestosuna müdahale etti. Bir Ukraynalı vekil de Rus delegeye yumruk attı. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi zirvesinde yaşanan gerilim nedeniyle oturuma ara verildi. Ukrayna heyeti bayraklı protesto girişiminde bulundu. Lütfen para verin toplantıya. Toplantıya çalışan üzerini bozan arkadaşlarına lütfen dışarı çıkartın. Meclis Başkanı Şentop müdahale etti. Hayır arkadaşım, olamaz böyle bir şey. Konuşamazsın. Kime söz verdiysen o konuşacak burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 30. yıl dönümü parlamento başkanları zirvesine katıldı. Zirvenin ilerleyen dakikalarında Ukrayna heyeti Rus heyetine bayrak göstererek zirveyi karıştırdı. Şentop duruma müdahale edip toplantıya ara verdi. Lütfen ara veriyorum toplantıya. Toplantının çalışan üzerini bozan arkadaşlarına lütfen dışarı çıkartın. Şentop daha sonra toplantıya neden ara verdiğini açıkladı. Herkes görüşünü, fikrini sözleriyle ortaya koyabiliyor. Buna bir mani yok. Ama eylem yapmaya kalkılırsa bu tür toplantılar... O zaman bir parlamenter toplantı falan olmaktan çıkar burası. Sokak hareketlerine dönüşür. Ukraynalı heyetin tepkileri devam edince tansiyon daha da yükseldi. Söz vermedim ben, bu nasıl bir şey? Parlamentersiniz lütfen. Olabilir. Size iş vermedim. Sizin söz hakkınız yok. Hayır. Lütfen gidin sokakta yapın. Sokakta yapın. Gidin. Böyle şey olmaz burası ya. Ukrayna milletvekili Oleksandr Marinovski toplantıda Ukrayna bayrağını elinden çeken Rus delegeye yumruk attı. Gerginliğin yatışmasıyla zirve kaldığı yerden devam etti. Bir dönem dağlarında teröristler kol geziyordu. Şırnak'ın Gabar Dağı önce teröristlerden temizlendi, ardından çalışmalar başlatıldı. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarda Gabar'da petrol bulundu. İki sondaj kuyusu açıldı. Birine teröristlerin şehit ettiği Aybüke Yalçın öğretmenin ve diğerine de şehit astsubay Esma Çevik isimleri verildi. Türkiye Petrolleri Genel Müdürü günde 1200 varil üretim kapasitesinin 2 sene içerisinde 100 bine çıkarılacağını söyledi. Şırnak valisi ise burada kişi başına gelir önümüzdeki yıllarda göreceksiniz 40 bin 50 bin dolarlara çıkacak dedi. TV100 ekibi Gabar'da petrol sahasını görüntüledi. Diğer bölgelerde ürettiğimiz petrol daha düşük kaliteli petrol. Burada ilk defa aslında yüksek kaliteli Arap petrolünün izini yakalamış durumdayız. Türkiye Petrolleri Genel Müdürü 2000 rakımlı Gabar Dağları'nda bulunan petrolü böyle tanımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi günler önce vermişti. Şırnak'ta Gabar Dağı'nda günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunmuştu. Daha önce Gabar'da teröristler kol geziyordu. Terörden arındırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla işte bu noktalarda aramalar yapıldı. Şimdi ise petrolle anılıyor. Burası gerçekten çok zorlu bir bölgeydi. Maalesef şunun için bu bölgede özellikle bu varlıklarımıza, kaynaklarımıza ulaşmamak için burada sadece bu Cüdi Gabar'da 1500-2000 tane terörist vardı. Ama çok şükür devletimizin iradesiyle, güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu bu can siperhane performansla birlikte çok şükür ki buraları biz huzurlu yaptık. 2 yıl önce başlatılan çalışmalarda jeoloji mühendisleri havadan keşif yaptı. Yüksekten görüntülenen Gabar'da hem sismik hem de jeolojik araştırmalar sonucu altında petrol olduğu ortaya çıktı. Türkiye Petrolleri mühendisleri Gabar'ın üstünde araştırmalarını derinleştirdi. Yüzlerce kuyu açıldı. Onlardan sadece bir tanesi ama bazı kuyulardan güzel sonuçlar elde edildi. Şu an biz 10'da birini bulduk. Hatta belki 10'da biri bile değil, 20'de birini bulduk. Şu dağlarda yani Cüdi Gabar'ın diğer bölgelerinde, Besta'da, yine Kato'da Allah'ın izniyle göreceksiniz. Ülkemizin ihtiyacını değil, ülkemizin ihtiyacının fazlasını, yani yurt dışına satacağımız petrolü ve doğalgazı burada bulacağız. Türkiye için çok önemli nokta olan burada çalışmalar yapılırken olağanüstü güvenlik önlemleri de alınıyor.
Komandolar gabarın her noktasında burayı 7/24 koruyorlar. Bulunan petrol Türkiye ekonomisine güç katacak. Türkiye ekonomisine güç katacak o ham, saf, güzel petrol gabarın üzerinde bulundu ve işte ilk kez aktı. Varil varil petrol artık satışa sunulacak. Burada kişi başına gelir, göreceksiniz en kısa sürede, önümüzdeki günler, yıllarda 40 bin 50 bin dolarlardan bahsedeceğiz. Artık Şırnak petrol şehri. Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Melihan Bilgin, sondajla 2780 metrelerde kuyunun tamamlandığını açıkladı. Hemen kuyuyu günde 1200 varil üretim kapasitesiyle beraber üretim birimimize devrettik. Artık bu saha üretim birimimizin ve saha geliştirme birimimizin elinde. Bundan sonra günde 100 bin varil üretim kapasitesine çıkabilmek için arkadaşlarımızın çok yoğun görevleri var. Onları yerine getireceğiz ve 2 yıl içerisinde bu sahadan günde 100 bin varil petrol üreteceğiz. Evet, petrol yeşili bu. Bilgin, bulunan petrolün kalitesini TV100 ekibine anlattı. Diğer bölgelerde ürettiğimiz petrol daha düşük kaliteli petrol. Burada ilk defa aslında yüksek kaliteli Arap petrolünün izini yakalamış durumdayız. Bu iz bizi çok farklı yerlere taşıyacak.